Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. 5. sınıftaki arkadaşlar, internlük öncesi akciğer grafisi okumayla alakalı bize tekrar bir video çeker misin diye söyledikleri için bu video ile karşınızdayım. Zaten çoğu videomuzda akciğer grafisi okurken nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve nasıl okumamız gerektiğini anlattık ama şu an sistematik olarak akciğer grafisi okurken nelere dikkat edelim? Bunlardan küçük örneklerle anlatmaya çalışacağım, sıkmadan bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar, akciğer grafisini her hekimin bilmesi gerekir. Ben acilciyim, ben klinisyenim, ben cerrahım demeden akciğer grafisini pulmoner patolojiler bütün bölümleri ilgilendirdiği için bilmemiz gereken en temel konulardan biri ve akciğer grafisi okurken bazı şeyleri atlamamak adına bizim sistematiğimizin olması gerekir. Yani her zaman bir göğüs cerrahı gözüyle pneumotoraks ararsanız klavikula fraktürlerine atlarsınız veyahut da her zaman bir travma bulgusu ararken hastadaki intertisyal akciğer hastalıklarını atlayabilirsiniz. Dolayısıyla kendiniz bir algoritma oluşturun lütfen. Dıştan içe veya içten dışa en sık kullanılan yöntemler olmakta. Peki akciğer grafisinde biz nelere bakalım? Neler gösteriyor bize? Arkadaşlar trakea orta hatta gelen bizim soluk borumuz medyastenimizin, orta medyastenimizin larynx ile ana bronşlar arasındaki yaklaşık 20-22 trakeal halkadan oluşan 12-13 santimlik ana solunum hattımız. Burada biliyorsunuz ki yabancı cisimler en sık karşımıza çıkan patolojiler tümörleri çok nadir olarak görülmekte. Kalp, hem ülkemizde ve dünyada kardiyak hastalıklar açısından kalp yetmezliği ve hatta çoğu kez tanısız kalp yetmezlikleri olduğu için kardiyomegali araştırmak, perikardiyal kistik lezyonları görebilmek, özellikle sağ veya sol kalbe ait deviyasyonları değerlendirebilmek hem medyasten değerlendirmesi hem de kardiyak değerlendirme için bize kabaca bir şeyler söyleyebilir. Diyafragma ve subfrenik bölge özellikle batın içi olgularda bizim ayakta direkt batın grafisinde çekimin odağının umlikus çevresinde olması dolayısıyla subfrenik bölgeyi bazen iyi değerlendiremeyebiliyoruz. Dolayısıyla bizim akciğer grafisindeki subfrenik bölgemiz çok kıymetli olmakta plevra, hiluslar, parankim, yumuşak dokular ve kemikler de bizim medyastenden başlayıp perifere doğru baktığımız yerler olarak söyleyelim. Peki trakeada bakacağımız şeyler nelerdir? Konturlara düzgün mü diye bakacağız. Endoluminal yabancı bir cisim veya bir lezyonumuz var mı diye göreceğiz. Darlık çoğu kez atlanır arkadaşlar. Özellikle entübasyon hikayesi olan hastalarda biliyorsunuz artık post-covid bir dönemdeyiz hastalarımızın COVID nedeniyle entübe olup ekstübe olma durumları mevcut. Bunlara özellikle anamnezle dikkat edelim. Deviyasyon var mı? Normalde ekspiryumda sağ deviye olması normal göz, bir durumdur. Lakin hasta derin inspiryum yapmış şekilde akciğer grafisi çekildiği için bu şekilde bir deviyasyon varsa deviye edecek sebepleri araştırmak gerekir. Ve bifurkasyon açısı geniş mi normal mi buna bakmak lazım. Peki. Şimdi örneklerimize geçelim arkadaşlar. Burada trakea orta hatta görülmekte. Bakın çiziyorum şimdi. Trakeamız işte o ortadaki vertebra ve sternum arasında iki tane kemiğin arasında siyah bir dansite, pürüzsüz siyah bir dansite olarak gördüğümüz. Şimdi trakeayı üstte çizecek olursak arkadaşlar şöyle de ana bronşlarımız oluyor tam ortasında özellikle subkarinal alanda bir lenf nodu oldukça ne olacak? Bura büyüdükçe hem bu tarafa doğru hem de bu tarafa doğru bu açıyı genişletmiş olacak. Demek ki basit bir akciğer grafisinde dahi biz subkarinal bölgedeki lenf nodu kabalaşmasını tahmin edebiliriz. Görürüz demiyoruz. Peki başka bir çocuk hastamız. Bakın bu hastada şöyle biraz yaklaştırdım. Bakın çiziyorum arkadaşlar. Çok dikkatli bakmak gerekir aslında bu grafilere. Özellikle subglottik bölgelerde yine bir darlığı olan çocuk epiglottit veya kurup gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında da bu bölgede darlıklar görülebileceği gibi tamamen entübasyon bir sebepten dolayı entübe olmuş çocuklarda da post entübasyon darlıklar görebiliyoruz. Çok nadir olarak konjental olarak da görebiliyoruz. Peki. Devam edecek olursak. Arkadaşlar yine bir trakea olgusuyla karşınızdayız. Trakeanın konturlarını takip edeceğiz diyoruz ya. O zaman baş kısmından başladık. Aşağı doğru indik. Trakeada bakın servikal bölgede hemen boyun bölgesinde başladıktan sonra aşağı doğru ineceğiz. Normalde şöyle sternumun manibriumu ve korpusu şeklinde çizecek olursak ve kisifoid şeklinde aslında biliyoruz ki manibrium ile korpusun birleşme açısı Louis açısıdır. Bir ikinci interkostal aralığa denk gelir ve burası alt medyasten üst medyasten diye iki ayrır veya bir trakeanın bulunduğu bölgedir. Bu şekilde aslında nerede aramamız gerektiğini de görmemiz gerekir. Bakın yine biraz daha altlarda trakeal darlığı olan bir hasta sol taraftaki görüntü normal görüntüsü sağ tarafta çizilmiş şekli de var. Burada bakın sadece trakeayı gösteriyorum. Akciğer grafisi anlatma değil bu. Akciğerde başka patolojilerde tabii ki mevcut. Yine trakeal deviyasyona egzajere bir örnek olarak bunu koyduk. E, Mediastinal deviyasyonu değerlendirmek için öncelikle çekimin normal olduğuna bakmamız lazımdı. Burada bakıyoruz klavikulolara ve spinöz proçeslere. Evet iki tarafa eşit uzaklıkta görülmekte ama trakeayı çizdiğimde trakeanın Mediastenin ile beraber kaydığını görüyorum ve kalbin de o tarafa doğru çekildiğini görüyorum. Yine jugüler venden uygulanmış olan kateterin görüntüsüne bakacak olursak bakın kateterin de nasıl diğer tarafa doğru kaydığını görmüş olabiliriz. Bazen bize böyle ipuçları grafiler verebiliyor. Peki trakeayı geçtik. Kalple alakalı nelere bakalım? Kardiyomegali var mı? Dediğim gibi önce en sık olanı aramamız gerekir. Kalp konturları düzgün mü? Kalpte bir deviyasyon var mı? İçinde veya çevresinde hava imajı var mı? Bunları kontrol etmek gerekir. Kalbin büyüklüğünü kontrol edebilmek için öncelikle her zaman deriz ya hani A artı B bölü C A'yı nereye diyoruz? Bir orta hattan çizgi çiziyoruz. Buradan A diyoruz. Buradan bakıyoruz. B diyoruz. İşte A'yı B'yi bir de hemitoraksın hepsine bakıyoruz. Burayı da C diyoruz. A artı B bölü C. Diyoruz ki 1 bölü 2'nin üstünde ise kardiyomegaliden bahsederiz diye. Çünkü hem sağı kalbi hem sol kalbi boydan boya bu şekilde ölçmeyi planlıyoruz. Peki kardiyomegali varsa kalp yetmezliği hakkında bize bilgi verir eyvallah dedik de perikardiyal bir tamponat, perikardiyal bir sıvı varlığında da buranın büyüyeceğini unutmamak gerekir. Ama bunlar hep standart postero anterior çekilmiş. Yani kalbin kasete daha yakın olduğu pozisyonda, ışının arkadan geldiği, kalbin kasetle neredeyse bitişik olduğu pozisyonda çekilen grafiler için geçerlidir. Çünkü biliyoruz ki bizim eğer ki İnsanı da şöyle çizmiş olalım kalbimizi. Ve şurada da bir ışık kaynağımız var. Buradan ışık gelecek. Eğer ki kalbi öne koyarsam bunun gölgesi arkaya büyük düşer. Ama hasta e, önünü dönük değil de arkası dönük bir şekilde olduğu zaman burası sırtı olduğunda kalp hemen gelecek. Kasete yapışık gibi olacak ve dolayısıyla gerçeğe yakın bir görüntü elde etmiş olacağız. Bakın kalbin konturunu çevresine baktığımızda. Kalbin konturuna baktık, aortu çizdik, kalbi çizdik ve kalbin yanında bir opasitenin daha olduğunu görmüş olduk. Çünkü normalde kalbimiz bu şekilde. Biz eğer ki buraya dikkatli bakmasak bunu totalin bir kalp olduğunu, hafif bir kardiyomegali var deyip belki de görmezden gelecektik ama öyle değil. Yine kalbin etrafında bir hava imajı var mı? Bakın burada çok kıymetli. Pneumo mediastinum bulgusudur. Mediastene bir yerden hava çıktığını gösterir pneumotoraks ve özellikle özefagus gibi mediastinal hava içeren organların perforasyonunu bize düşündürür. Arkadaşlar kalpteki deviyasyon, bakın yine kalp bir tarafa doğru kaydığında karşı tarafta iten bir sebep olduğunu görmüş oluyoruz. Burada bırakalım. Diyafragma ile beraber ikinci videomuzla devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde e, yavaş yavaş anlatmaya çalışalım sizlere. Umarım sıkılmadan dinlersiniz. Görüşmek üzere.